Evet, Şemsettin Emece'nin ölümünü şüpheli bulan çocukları ve o sırada resmi nikahlı eşi olan Havva Hanım ve çocukları stüdyomuzda biliyorsunuz. İddia şu, aslında Tülay Hanım diyor ki Havva Hanım babamın kalp rahatsızlığı olduğunu bile bile bana anlatılanlara göre eczaneden babamın kalp rahatsızlığını tetikleyecek cinsel gücü arttırıcı hapları babamdan habersiz ona verdi ve babamın da bu şekilde ölümüne sebebiyet verdi. Bunun gerekçesi de evlendikten hemen sonra babamın evinin vasiyet yoluyla üzerine almasıydı. Evi aldı. Evi aldıktan sonra da benim babamın hayatına son verdiler diyor. Havva Hanım da diyor ki benim ne alakası var? Biz zaten 1,5 yıldır beraberdik. O resmi nikahımız daha sonra kıyıldı. Çocuklarıyla anlaşamadığı için, çocuklarına mal mülk bırakmamak için bu evi bana bıraktı. Benim malda mülkte gözüm yoktu diyor. Şimdi bizi bir hanımefendi aradı. Önce isterseniz onun bandını izleyelim. Kayınpederinize bakıcı olarak baktığınızı iddia ediyor bu hanımefendi ve ailesi. Bakıcı mıymışım? Evet. Bakıcı olarak mı almış beni? Ben köle miyim? Bir izleyelim. Benim en güzel yavrum ben. Şemsettin Emece'nin vefat etmeden 42 gün önce evlendiği iddiaların odağındaki eşi Havva Emecen ve kızını tanıyan bir görgü şahidi bildiklerini anlatmak için ekibimize ulaştı. İddiasına göre Havva Emecen kayınpederinin evine bakıcı olarak gelmişti. Ben kayınpederimin evinde gördüm onları. Kayınpederim vefat etti. Ondan 1,5 yıl önce bakıcı olarak evlerine geldi. Galiba kahvede ya da parkta birisi tavsiye etmiş. İkisi beraber mi? Hem Havva Hanım hem Semra Hanım mı geliyordu? Evet, ikisi birlikte geliyorlarmış. Sonra bizi karşıki komşu uyardı. Mehmet amca sürekli uyukluyor. İlaç verildiğini şüpheleniyorlar. Çünkü kayınpederin yaşı vardı ama sürekli uyuyan bir insan değildi. Uyuduktan sonra da eve giren çıkan belli değil. Bütün apartman bundan rahatsız olmuş hatta. Eve giren çıkan erkeklerin haddi hesabı yok. Hatta orada oğlunun bir odası vardı. Orası böyle kullanılmayacak vaziyete gelmişti yani. O kadar çok gelen, giden, kalan vardı. Bütün eşyaları attık hatta ondan sonra. Sonra benim eşim de gitti, müdahale etti. İşte bir sıkıntı olduğunu hissetti. Ondan sonra çelik kapıyı falan değiştirdik bunların bir daha eve gelmemesi için. Bunlar gittikten sonra kayınpederim eski haline döndü. Görgü şahidi kayınpederini Havva Emecen ve kızının para için rahatsız ettiklerini de öne sürüyor. Şöyle şeyler duyduk. Parkta rahatsız ediyorlarmış sürekli. Kızı da aynı şekilde, kadın da aynı şekilde para istiyorlarmış insanlar. Hatta bunu kızına söylemişler. Mehmet amcayı rahatsız ediyorlar. Karısı gibi davranıyormuş yani sürekli para istiyor. Onu alacağım, bunu alacağım. Eşimin duyduğuna göre de hatta kayınpederimi tehdit bile etmişler. Hani dövmeye kalkmışlar. Kim dövmeye kalkmış? Bu kadınların etrafındaki birisi tehdit etmiş. Benim eşim bunları aradı ama bulamadı. Şu an belki kayınpederimin yanından uzaklaşmasalardı belki benim kayınpederim de vefat edecekti bunlar yüzünden. Müge günaydın. Söz sende. Buraya gelir misin? Ne olur. Tamam, günaydın Müge Hanım. Direkt vereyim ben. Direkt cevap versin. Mehmet Bey tanıyamadı Havva Hanım. Dönsene yüzüne. Kız görmüyor. Şöyle ben şuradan birleştirdim olayları. Benim kayınpederim Mehmet Aksoy Gazi Osman Paşa merkezde oturuyordu. 2008 yılında vefat etti. Ondan 1,5 ya da 2 yıl önce bakıcı olarak geldiler eve. Mehmet kim ya? Ben de evine gittim. Hani kayınpederimin evine gittim tanışmak için. Gittik o zaman kayınpederin bir şikayeti yoktu. Kızı da oradaydı. Hatta kızının davranışları çok hoşuma gitmemişti. Böyle eşime fal bakayım, şunu yapayım, bunu yapayım böyle hoşuma gitmedi davranışları. Ama kayınpederim bir sıkıntı yaşamıyordu o dönemde. Ondan sonra bir ay sonra ya da 2 ay sonra komşular şikayet etmeye başladılar. Mehmet amca sürekli uyukluyor, gece uyuyor, gündüz uyuyor. Kayınpederim çok... Pardon. Kayınpederim şöyle söyleyeyim. Çok yani 2 dil bilen, asker emeklisi, çok düzgün, akıllı bir adamcağızdı. Yani uyuması mümkün değil bu şekilde. Komşular uyardıktan sonra biz eşim devreye girdi. Ne anlatıyor? Ondan sonra şimdi hanımefendi diyor ki benim kayınpederime bakmaya diye Havva, ayrıca köle miyim lafını da siz hani şimdi şey yaptığınız için söyleyeyim yani insanlar hasta bakıcılar köle değil. Olabilir, hasta bakıcılar de olabilir. Hayır, hasta bakıcılar geliyorlar ama hastalarımıza bakıyorlar. Allah razı olsun tabii ki bir ücret karşılığında ama yaptıkları hizmet bence çok kıymetli. Siz evin yeri olarak nereyi söylediniz? Kayınpederinizin yaşadığı yer olarak... Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa deyince ben onları bağdaştırdım. Siz Gazi Osman Paşa'da Mehmet Bey isimli biriyle... Hiç tanımıyorum ben. Hiç tanımıyorsun. Bak Tülay da tanımıyor. Anladım. Anne onlar yapıyor bunları iddia olarak öldürüyordunuz. Müge Hanım söz alabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim bak tutuyorlar falan diyorsan bunlar tutulacak insanlar değil. İş güç sahibi şey insanlar öyle... Semra niye tutulsunlar? Tanıdıkları olabilir. Tanıdıkları olabilir. Semra'cığım kusura bakma ama ben de bu işi 20 yıldır yapıyorum. Kim kime neyi tutacaktı? Benim hayır kendimi de şu anda anlatmaktan imtina ediyorum ama yani böyle şey olur mu? Beni tanıyor musunuz? Evinde anneyi ve kızı gördüm. Ben miyim o gerçekten? İsimlerini gerçekten hatırlamıyorum ama görsel zekam iyidir ve eşime de gösterdim. Eşim de tanıdı. Semra Hanım diyor ki ben miyim o gerçekten? Emin misin? Evet, evet. Peki, o konuda eminim. Evet. Hanım, kızı ve annesi olduğu için eminim. Ben 4 çocuğum için yani annemin yanında bir başka bayan olabilirim ama bunu tanımıyorum. Avukatım. Ne zaman bu süre ne zaman? Hayır hayır anne kızı çok net hatırladım. 2007-2006 o yıllar olabilir hani çok geçmiş zaman hani görsem 2006'da zaten evli değillerdi ki. Yani hanımefendinin bahsettiği 2006-2007-2008 yılların İstanbul'a hiç gelmişliği yoktu. Yok. Hiç. Annemin hiç yok. İlk defa 2018 yılında geldiniz. Yok. 48 yıldan sonra Fuatgil'e geldim kızım benim. Başında da anlattığımız gibi. Tamam işte cevap verin kendinizi yerden yere atana kadar. Yerden atmadım ki ama ben. Siz niye onlara saldırıyorsunuz? Sizinle ilgili arayan... Hayatım sizinle ilgili konuşan kişi burada. Kaç bin kişi sizi gözlüyor. Biz zaten İstanbul'da o yıllarda ben sizi tanımıyordum. Hanımefendi diyor ki biz de İstanbul'a gelmedik diyor. Mesela o yıllarda kayınpederinizin çünkü siz karı koca yanında eşi de var aslında biz onunla da konuştuk. Sizin kayınpederinizin yanında olan herhangi bir komşunuz vesaire size şahitlik edebilecek kimse var mı? Evet. Yani eşim çok net hatırlıyor. Ben çok net hatırlıyorum. Kızı da biliyordu ama kız şu an Alzheimer hastası olduğu için o teyit ettiremedik onu ama biz çok net hatırlıyoruz onlara olduğunu. Anne kız olduğu için ben zaten bağdaştırdım. Aynı yani onda eminim sıkıntı yok. Peki ben sizden bir şey rica etsem o zaman evet, kayınpederinizin yaşadığı yerden hani komşular orada oturan komşular varsa buradan da seslenelim. Onlar biliyorlardır. Ne dediniz ismini? Mehmet? Tamam. Mehmet? Aksoy. Mehmet Aksoy. Nerede yaşıyorlardı? Evet. 2018. Gazi Osman Paşa'da yaşayan Mehmet Aksoy'un konusundan rica edelim. Oğlu ve gelini babalarına uyku ilacı verdiğini iddia ettikleri kişinin Hava Hanım'la Semra Hanım olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Onlar da diyorlar ki biz hiç o sırada İstanbul'a gelmedik diyorlar. Ben de Mehmet Aksoy'un buradan konusuna komşusuna rica edeyim telefonla bağlansınlar. Ben yokum ya. Müge Hanım bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar ayrıldıktan sonra kayınpederim eski normal haline döndü. Yani uygulamaları bitti, her şeyi bitti. Evet, evi biz toparladık. Ev leş gibi olmuştu. Gerçekten çok kötüydü. Yani kayınpederim zaten dediğim gibi kitap okuyan, aklı başında, asker emeklisi öyle bir insandı. Ondan sonra biz korktuğunu anladık. Eşime söyledi. Evet. Yani bana sataşıyorlar, dövmeye kalkmışlar. Çelik kapıyı değiştirdik. İnanın anahtarları değiştirdik, her şeyi değiştirdik. Ondan sonra. Anladım. Peki siz hatta kalın. Bakın telefon attığımızda da bir başka hanımefendi var. Siz onu tanıyorsunuz herhalde. Tamam. Celal Tokuştepe. Yani Celal Tokuştepe nesi oluyor Hava Hanım'ın? Celal Tahsin Tokuştepe babamdan sonraki ilk evliliği. İkinci eşi oluyor. Yani. Siz niye babanızı saymıyorsunuz evlilikte? Babamdan sonra diyorum. Yani annenizin babam ikinci zaten evliliği. Babamdır. Diğerleri... Yıldız Hanım'a bağlatsın Yıldız Hanım. Anladım. Yok, yok. Bir hanımefendi arıyor o evliliğinizle ilgili. Hanımefendi günaydın. Yıldız Hanım mı? Günaydın Müge Hanım. Alalım hanımefendi. Buyurun efendim. Kim o? Günaydın Müge Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Buyurun. İşte ben Celal amcaya bakıcı olarak gitmiştim ben. 2003-2004 yıllarında. Neredeydi Celal Bey? Ankara'da Altındağ bölgesinde yaşadık. Ankara Altındağ'da. Peki Celal Bey'e siz bakıcı olarak gittiğinizde Hava Hanım'la mı evliydi? Hava Hanım'la evliydi. Kaç yaşındaydı Celal Bey o sıra? Valla 75-80 falan vardı. Hava Hanım? Havanım da 50 yaşlarındaydı galiba. Anladım, buyurun. İşte ben bakıcı olarak gitmiştim. Sabah gidiyordum, kahvaltısını hazırlıyordum, evi topluyordum, sobasını yakıyordum, kalkıyordu işte. Benim o gittiğimde havanım 2 ay sonra falan geldi, Antalya'daydı. Sonra işte bayağı bir şey yaptıktan sonra bayağı bir çalıştım, o da geldi. Havanımla birlikte evde yaşıyorduk artık. Havanım o sırada neredeydi? Evli değiller mi? Evli de Antalya'daymış. 2 ay sonra gelmişti. Anladım. Ben çalışmaya başladıktan sonra. Evet. İşte sabahları gidip hazırlıyordum, ediyordum, topluyordum ortalığı. Dengesiz hareketleri vardı Havanım'ın. Ne hareketi? Ne hareketi? Tamam, dengesiz hareketleri vardı. Ne demek yani? Ne demek? Celal amcayla kavga edince hemen çıkıp camı kartopuna tutuyordu. Sobanın üzerine kartopu getirip eritiyordu. Sana anlatsana Allah aşkına. Anladım, neyse. Böyle dengesiz hareketleri vardı. Tamam. Celal Bey'le ilgili neydi durumu? Dur anne bir. Bugün mutfakta iş yapıyordum. Ben onun üstüne gittim. Bir şey ezdiğini gördüm. Dedim ne yapıyorsun Havva dedim. Şey dedi, uyku veriyorum dedi. Sabahaca rahatça uyusun, beni rahat bıraksın diye dedi. Dedim niye yapıyorsun abla dedim böyle. O dedi içtikten sonra Celal amca yazık bana bir hoş oldu. Ben bir hoş oldum, gidip yatardı, uyurdu. Kafasını böyle yapardı, böyle yapardı. Hastaydı. Ben vermezdim ki o kendi hapını ne içiyorsa içtim ben. Ya, bana ne ya? Hanımefendi diyor ki ben hiç öyle bir ilaç izmedim. Vermedim de. Kendi ilacından başkasına da vermedim diyor. Sen niye konuşuyorsun ya? Hep aradasın. Sen niye konuşuyorsun? Ben kızıyım yani. Benimle paylaşmayacak mı özelini? Buyurun hanımefendi. Buyurun. Maaşın yüksekliğini kadar biliyorsunuz yani. Herkes biliyor. Ben Celal amcanın yanında 7-8 ay çalıştım. Öyle bir sarkıntılığını da terbiyesinde görmedim. Ay Yıldız Hanım'ı çıkarayım da sen bir gör. Celal amca çoktu. Çocuklarıma selam böyle... Çocuklarımız yanıma gelirdi, okuldan gidip birlikte eve giderdik. Çocuklarım da yanımdaydı. Onlara bir gün bayramlık aldı ve Havanım kıskandı, beni işten çıkarttırdı. Sen onunla beraberliğin vardı, duydum da onun için çıkarttım. Hayır öyle bir şey yok. Yemin eder misin? Yemin eder misin? Ederim, yemin ederim. Terbiyesiz. Bu arada hanımefendi siz hatta kalın çünkü Celal Tokuştepe'nin yeğeni de telefon attığımızdaymış. Evet, belki onun anlattıkları daha şey olacak. Hani ona dediniz ki öyle dediniz, böyle dediniz falan. Buyurun hanımefendi, günaydın, buyurun. Günaydın, iyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, ne biliyorsunuz siz bu konuyla ilgili? Ben Celal Tokuştepe'nin yeğeniyim, Ankara'dan. Evet. Bu hanımla evlendi, evet. Eşi öldükten sonra 3 gün sonra biz eve yapmıştık. Evlendi, hemencik nikah kıydırdı, hoca nikahı. Nikahtan sonra işte biraz durunca da... resmi nikah kıydılar. Orada duruyordu. Sonra bu dayımın elinden noterden bir kağıt yaptırıyorlar. O kızı, yanındaki kızı yaptırıyor. Ondan sonra da gidiyorlar. O gece konduyu ondan habersiz satıyorlar. Biz de bunu duyduk. Duyunca biz almak istedik ama bize vermediler. Ondan sonra öğlene o gece kondu satıldı. Ondan sonra Antalya'ya gittiler. Antalya'da da biraz kaldılar. Orada da hatta bizim akrabalarımız vardı, yeğenleri vardı. Havva Hanım çok iyi biliyor. Orada borçlandırmış daimi. Bayağı bir borcu olmuştu maddi. Hayır, sonra daim biri ondan sonra bunlardan kaçıyor. Yani simitçi diyor ama oraya ben o kadar bir bilgim yok. İşte çünkü ben Antalya'da değildim. Ankara'dayım. Adliyede mecbur. Oradan sonra Bursa'ya gidiyor. Yani. Bursa'da da orada da biraz kaldı. Oradan da geri Ankara'ya geldi. Hı-hı. Ankara'da da bir şeyde kaldı. Yurtta kaldı işte. Biliyorsunuz yaşlılar yurdu. Oradan da çıktı bir bayanla. Çıkınca ondan sonra da daim hani bakması için bir bayan tutmuştu. Öyle de bir sapıklığı yoğdu. Orada Havva Hanım yalan söylüyor. İşte yalan söylüyor. Yıldız Hanım'ı bağlatırsana. Evet ya, yalan söylüyor. Bak kızı da orada yani ben çok iyi biliyor. O evi satıp da yediler yani. O gece kondu. Gece konduydu ama gece kondu çok güzel bir gece konduydu. Borçlarını ödedik. Yani çok villa dediği vardı. Yer gece konduydu. Hayır, hissesi vardı Müge Hanım. Hiçbir şey yoktu. Çünkü yarı hisseliydi. Ben... 2 yerden aylığı vardı. Öyle borcu morcu hiçbir şey yoktu. Bunlar elinde kağıt yaptırdılar. Yaşlıydı. O da vardı 75. Hayır Müge Hanım bana maaşını çektirtirdi. Alo. Buyurun, nereden tanıyorsunuz siz Havva Hanım'ı? Ben senin Ankara'dan komşusuyum. Bu evi sattığı evle ilgili konuşmak istiyorum. Gece konduyla ilgili. Buyurun. Bu Semra denen kız evi, arabayı ev parçayla alan Semra. Bütün bu filmi sinemaya çeviren Semra ile İlhan. Hocası İlhan. Kim bu? Seni de alkışlıyoruz. Yalancının çırası da çıktı ortaya. Buyurun. Bakın şimdi iyi dinleyin. Bu Semra Hanım aracı geldi. Cebeci'den aracı aldı. Aydınlık tarafından satın aldı. Tamam mı? Parası 35 milyondu araba. Tamam. Araç 35 bin liraydı. Yani 35 bin lira. 35 bin lira bir araç aldılar. O zaman 2001 falan olmaz. Yılan Tokuştepe bastonla gezen, hep ona mağdur, çok mutlu, dış devletten emekli, çok para alan bir adam. Çok para alıyordu. Yani Türkiye standartlarına göre çok para alan bir insandı. Evet. Bu Havva Hanım önce bakıcı olarak girdi bu adamın yanına. Sonra bakıcılıktan evlilik yaptı. Evlilikten sonra kızı ortaya çıktı. Kızı bu evi sattırdı. Ondan sonra apar topar bütün malları sattıktan sonra Antalya'ya kaçtılar. Antalya'dan da mahalleye adamın kaza geçirip öldü diye haberi geldi. Yalnız bunların taktiği şu. Yaşlılarla evlenip yaşlının malını satıp nikah üstüne vekalet üzerinden yaparak, vekalet alarak yapıyorlar. Hayır, vekaleti kendi verdi. Gidip maaşını çekemiyordu adam. Düzen bu, tezgah bu aynı şekilde ama bütün bu filmi sinemaya çeviren kızı Semra'dır. Buyurun beyefendi, buyurun. Müge Hanım, bakın bir dinleyin beni. Biraz dinlerseniz ne olduğunu anlayacaksınız. Tamam. Bakın, maaşlar 1500 lirayken, normal kişilerin maaşı 1500 lirayken bu Celat Tokuştepe 7000 lira para alıyor. Ben şahitim. Evet, bakın, maaşı yüksekti. 1500 lirayken 7000 lira para alıyorlardı. 7000 lira. Bunların asla para sıkıntısı yoktu. Sadece bunların durumu yaşlı adamlara bakıcı olarak girip bütün mallarını ele geçirip vekaletle satıp kaybolup gitmekti. Ya bütün malı dedi yarım. Hesap vereceksin. Yalan. Müge Hanım, bütün malı dedi villa değil ya. Allah aşkına hisseli bir gece bul ya. Yapmayın ya. Dinlerseniz beni anlayacaksınız. Bunlar Aktaş mahallesinde Semra ile annesi birlikte ailecek küçük yaştaki kız çocuklarını alıkoymaktan cezaevine girip çıktılar. Bak ya. Çocukları kullanmaktan, küçük çocuklar. Yani şu an bunların gerçekten herkes bizim anlarsınız. Ay, sizin var mı sabıkanız? Hanım, hayır, yok sabıkamız diyorlar. Hayır, benim bir tane küçük kız arkadaşım vardı, yaşı küçük. Ben bir anlatabilir miyim? Var mı sabıkanız? Benim küçük, yani ben 18 yaş altındayken kız arkadaşım eve geldi, küçük bir kız arkadaşım. Bununla alakalı niye evde alıkolundu diye bir mahkemelik olayları oldu, sadece bu. Başka hiçbir şey yok. Aa, benim kız arkadaşım, benim yüzümden olan bir şey. Bir de bende kaldı. Başka hiçbir şey yok. Oğluma bağlar mısınız bir de? Bir de Sadık amcasına bağlar. Şu an varsa bir iddiaları bunları mahkemede zaten ek olarak versinler. Burada bizim yani gidip buraları kuraştırıp sen o kadar bilmiyorsun. Varsa bir şey zaten mahkemelik. Bak Semra'cığım, bir şey söyleyeceğim. Bu beyefendi kim buldu? Kim tuttu? Bu kim? Adam ne kadar biliyor? Sabıkana kadar bile ben bilmiyorum. Bizim gelinimiz bu. Hepsi gidip ailenin temelinde olduğu için gidip bu kadar sene içerisinde tek tek araştırıp bu şekilde bizi burada mahcup etmeyi belki Celal Bey'in çocuğu yoktu. İlk eşinden çocuğu vardı. O onun malının mülkünün peşine düşmemiş olabilir ama çocuğu olan birine denk geldiğinizde bunu yaşarsınız. Yani o zaman bu böyle insanların malı mülkü noterden oradan falan alınacaksa çoluğu çocuğu olmayan birilerini bulmak lazım. Böyle araştırılır, kusura bakmayın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.